Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve biz gördüğünüz üzere, anladığınız üzere plaja geldik. Adem, ben Hira. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Çekebildiğim kadar zaten size çekmeye çalışacağım hepsini. O halde gün başlasın. Da burada kurulanıyor. Ayşegül Özbek, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Can güvenliğiniz için bunları şişiriyorum ben de. İyi yapıyorsun. Siz benim bir dakika. Senin simidini de çektin mi? Bir şey söyleyeceğim. Gel. Sen kendi simidini de şey yaptın mı? Şişirdin mi? Arkadaşlar, siz benim olimpik bir yüzücü olduğumu biliyor muydunuz? Tabii. Hayır. Yüzücüyüm. Ele verdi. Hayır. Ele verdi. Tamam. Ayşegül Özbek, o kimin simidi? Adem. Benim. Efendim? Anne. Şu olmaz, gider ya, bağırma. Tamam, gönderdim onu. Evet, kendisini şimdi şişireyim de can güvenliğim yok. Burada benim. Şişir. Benim ne olur ne olmaz, şişir. Yok. Tabii. Aynen öyle. Adem de kurtaracak beni boğulduğunda. Yan tutmayacaksın. Hani. Ben kurtarırım ya, niye kurtarmayayım? Simidi atarım sana, tamam. Geçen hafta bana ne diyor biliyor musun? Fırsatın varken o simitini patlatmalıydım. Sana şey de almıştım ben, onu niye kullanmıyorsun? Niye aldın bana? Kol simidi vardı ya. O benim da... değildi, o sende. Olsun, bir ara sen de kullanıyordun sanki. Girmiyor ki denize. Hira, hadi denize girelim. Evet, şöyle bir denize girip çıktım. Bir de bu, ben deniz bonemin üzerine böyle yine bir şal yapıyorum. Çünkü böyle kabak gibi hoşuma gitmiyor. Yani yine bir tane bir şey sarıyorum, şöyle güzel duruyormuş gibi geliyor. Evet, iyi oldu sanki böyle. Ya ben böyle deniz bonemin üzerine... Ay, gözlüğüm de düştü bir dakika. Gözlüğümü takmazsam olmaz. Şöyle deniz bonemiz var ya bizim. Teşekkürler bilir. Bunu takıyorum. Böyle kabak gibiymiş gibi oluyor. Yani çok hoşuma gitmiyor. Şöyle iki tane güneş kremim var. Şunu Hira'ya, şunu da Adem'e kullanıyoruz. Benim yüzüm için olan da başkaydı ama Adem'inkinden kullanacağım. Benim çekmesin. Evet, yüzme bilmiyorum dediğim gibi. Simitim var, onunla eğleniyorum. Korkuyorum. Her insan yüzme bilecek diye bir kural mı var? Bence yok. O yüzden. Şöyle her bulduğum yüzüme sürmeyi de sevmiyorum aslında, da dayanamıyorum. Valla benim için buraya gelmemin sebebi Hira'dır. Hira eğlensin diye. Yoksa ben bilmiyorum anacığım yüzmeyi falan. Dediğim gibi şu deniz bonelerini tek başına takmıyorum. Bana kafamız kabakmış gibi gösteriyor gibi geliyor yani. Hoşuma gitmiyor. Ama böyle aynı renginde bir şal sardığım zaman sanki daha bir güzel, daha bir dolu dolu oluyor. Böyle, bence böyle daha güzel görünüyor. Bu arada daha kafamı suya sokmadım. Böyle alttan çekim de güzel oldu. Kimseyi de göstermiş olmuyorum en azından. İyi oldu böyle. Şimdi kaldırıp çeksem yanımdaki insanlar falan var. Görüntüsünü istemiyorum. Rahatsız olabilirler. Öyle. Evet. Henüz daha kafamı suya sokmadım. Çünkü benim için çok büyük bir şey.
En kısa zamanda yüzmeyi öğrenmem lazım. Aman yok ya, hiç dert etmiyorum. Takılıyorum işte. Tamam. Bence güzel oldu. En güzeli ya. Evet, Ademciğimle birlikte. Adem denizin tadını çıkardı, geldi. Şu an günü bana diyor krem sür diyor. Dedim ayıpsın dedim ya. Ayıpsın sırtın kurusun. Bak 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 havalara bak havalara. Ya Allah bu adam beni öldürecek. Hiram da bir arkadaş buldu. Onunla oynuyor. Bir kere denize girdim. Daha kafamı sokmadım. Korkuyorum suyu görünce. Adem çok iyi ya. Kamyon şarneriyle. Bana diyor şey yapıyor işte rahat ol ben sana öğretirim falan. Şey yapamıyorum. Çok korkuyorum sudan ya. Rahat olamıyorum. Varsa yoksa canım simidim. Simidim olmazsa ben bir hiçim. Kızım da yine her zamanki gibi bir arkadaş buldu. Öyle takılıyoruz yani hafta sonumuz. Geçen hafta da biz buradaydık. Geçen hafta çekmedim ben sizi. Ama geçen hafta da buradaydık. İyi oluyor yani. Aile yeri zaten. Öyle. Görmüş olduğunuz gibi bir denize girme maceram daha sonlandı. Ben ancak bu kadar girebiliyorum. Ne yapayım? Adem'e beni video çek dedim. Islanıyorum o kadar. Evet, gün devam ediyor. Acıkmaya başladım. Adem de ben acıktım dedikçe uyur. Hira da denize giriyor, çıkıyor, kumla oynuyor. Birazdan onu da göstereceğim size. Evet. Devam ediyoruz. Allah'a. Evet. Hiracığım da burada. Ne yapıyorsun anneciğim? Dans vermeye çubur yapıyorum. Ne güzel eğleniyorsun. Mutlu musun anneciğim buraya geldiğimiz için? Bakalım gel eski aile oluştu. Bakayım sana. Bakayım sana. Okuyamam sana ben. Beni mi öpeceksin? Tamam. Arkadaşlar pazar gününden tekrardan merhaba. Dün biz evde yokken şöyle yeni aldığım Parex'im gelmiş. Ben bunu ilk annemde görmüştüm. Ondaki farklı bir markaydı. Çok hoşuma gitmişti. Kullanması falan gayet keyifliydi, kolaydı. Şimdi birlikte de denemek istedim. İlk defa kullanıyorum bu arada. İlk defa deniyorum. Birlikte yapalım istedim. Şöyle gayet güzel görülüyor mu bilmiyorum ama çok güzel suyu ileriye atıyor. Fışkırtıyor yani. Şöyle. Aslında en çok merak ettiğim şey anneminki biraz iz bırakıyordu. Bakalım Parex ne yapacak? Suyu gayet güzel ileriye atıyor diyeyim ben. Şurada daha net belli olur.
Böyle kıvrılması da kolay. Şöyle güzel de masanın altına giriyor. En çok merak ettiğim şey iz bırakacak mı? Ben kullanmadan evvel iyice yıkadım bezini. Deterjan kullanmadan. Şu an yani tek elimle yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da size çekiyorum. Birlikte yapalım. Yemin ederim ilk kez deniyorum. Dün zaten çok yorgundum. Bununla hiç uğraşamazdım bile. Şimdi birlikte deniyoruz. Zaten yine sonucu da birlikte göreceğiz. Ama şöyle gözlemlediğim kadarıyla gerçekten çok güzel siliyor, yormuyor da. Ben bir de tek elle uğraşmama rağmen şu an için gayet başarılı. Bakalım bir de kuruduğunda, burada kalsın, kuruduğunda nasıl görünecek gerçekten çok merak ediyorum. Birlikte deneyimleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle kurudu. Size yemin ederim, samimiyetime inanın, hiçbir şekilde iz kalmadı. Zaten şöyle çok net bir şekilde görebilirsiniz. İnanın hani tek bir elimde kamera var, bir elimde yaptım. Hani çok da böyle özenemedim de, sadece denemek istedim ama sizinle birlikte denemek istedim. Çünkü yemin ederim daha evvel denememiştim. İlk kez sprey mop aldım evime ve gerçekten yani bu kadar pratik olduğunu bilseydim şimdiye kadar çoktan alırdım. Gerçekten sonuç ortada, çok beğendim. Anneminki iz bırakıyordu ama Parex daha iyiymiş. Gayet güzel. Evet, pazar gününe hala devam ediyoruz. Şimdi de markete gideceğiz. Adem bizi dışarıda bekliyor. Biz de hazırlandık Hira'yla. Markete gidip büyük bir market alışverişi yapmamız gerekiyor. Markette çekebildiğim kadar çekerim. Ama evde zaten tamamını size gösteririm aldıklarımı. O zaman devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi evimize geldik. Yine her zamanki gibi markette hiçbir şey çekmedim. Ama burada size tek tek göstermek istiyorum. Yanımda da Hiracığım var. Ben de anneme yardım edeceğim poşete, evet, koymasını. Evet, annem bana verecek, ben de poşete koyacağım. Oy, benim güzel yavrum. Kapıyı da kapattık. İçeriden ses gelmesin diye hazırız. Şimdi ilk aşamamızı bununla. Tamam. Senin. Önce abur cuburları ben sana vereyim. Şurası bir açılsın anneciğim. Tamam. Sen poşete bunları tekrar koy. Onları gösterirken isimlerini de söyle. Tamam. Şöyle bir tane Hira Ozmo aldı kendine. Al anneciğim hemen. Şöyle bir tane biskolatamız var. Al anneciğim. Şöyle. Kaç tane hobi almıştın Hira? 5 tane hobi var. Hemen ben Hira'ya vereyim bunlar. Şöyle bir önden bir kalksın. Evet, abur cubur faslını hızlı geçtim. Şöyle yudum 5 kiloluk teneke yağı aldım. Bir tane Omo 4,5 kilo olması lazım. Evet, 4,5 kiloluk renkliler için sıvı deterjan aldım. Hira sokak kedileri için mama aldı. Burada makarna çeşitleri var. Biz sadece bu ikisini seviyoruz. Bir paket de şehriye aldım. Burada şöyle sıvı sabun var. Bir tane pudra şekeri aldım. İki tane sana paket yağ. Şöyle bir pamuk aldım. Dalin. Şöyle Duru'nun Osmancık pirincinden aldım. Reis'in. Bunu da Duru alacaktık ama Duru yoktu. Biz Duru kullanıyoruz. Duru markası gayet güzel oluyor. Reis'in patlamalık mısırlarından aldık. Şöyle Murat Bey'in tam yağlı kaşar peynirinden. Head and Shoulders şampuan. Şöyle bir tane krem cif aldım. Şöyle Vileda'nın ikili süngerlerinden aldım. Porçöz mutfak yağ sökücü aldım. Bir tane Piril. Şöyle Finish Quantum'un tabletinden aldım. Billur tuz. Domestos. Şöyle Bingo'nun kuzumun kokusu yumuşatıcısından aldım. Şöyle domates sosu aldım. 1 kilo toz şeker. Şöyle Hira'ya diş macunu alacaktık. Böyle kampanyalı bir ürün vardı. Fırçayla birlikte bundan aldık bir tane. 15'li kabartma tozu. Şöyle kuru maya. Bunu çok seviyorum gerçekten. Slippy'nin
ıslak mendili. Şöyle ikili peçete aldım. Ve öncünün, bir dakika, öncünün şöyle iki tane domates salçasından kalıp sabun, Duru'nun yine şöyle Tat'ın garnitüründen aldım. İki tane torku süt aldık. Bir tane havlu kağıdı ve tuvalet kağıdı aldık. Ve abur cuburlarla birlikte, evet, şu poşetin içinde de abur cuburlar var. Burası böyle 1200 lira tuttu. Hatta ben size faturayı da göstermek istiyorum. Şöyle 1264 lira tuttu. Evet arkadaşlarım, hafta sonunu market alışverişiyle bitirmiş oldum. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bana destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.